Bu görüşme ilişkin Richard Yone'den de bir açıklama var. Son derece normal bir görüşme dedi. Muhalefet lideriyle elçinin buluşması normaldir ifadelerini kullandı. Başka açıklamaları da vardı Richard Yone'nin. O açıklamalarına da bakalım. Amerika MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın çok sadık bir bürokrat olduğunu açıkladı. İşte Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Fransız Richard Yone'nin yaptığı açıklamalar içinde yer alan bir ifadeydi bu. Richard Yone, Fidan'la çok uyumlu çalışıyoruz. O çok sadık ve yetenekli, Fidan'la çalışmak bir ayrıcalık diye konuştu. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı ve Müsteşarı Türkiye'nin milli menfaatları ve çıkarları doğrultusunda kendilerine verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirirler ve getiriyorlar. Bu arkadaşlarımızı kimseye yedirmeyiz. Ve her zaman göreve getirdiğimiz bu arkadaşlarımıza da sonuna kadar sahip çıkarız. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'a Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın ardından şimdi de Amerika'dan destek geldi. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richard Yone, Fidan'ın çok sadık olduğunu ve beraber çok uyumlu çalıştıklarını söyledi. Hakan Fidan, sadık, yetenekli, yeterli ve kararlı üst düzey bir Türk bürokratı. Fidan'a karşı mesleki ve kişisel açıdan büyük saygı duyuyorum. Onunla çalışmak benim için ayrıcalık ve keyif. Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Richard Yone, Fidan hakkında çıkan haberleri demokrasi ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi. Türkiye'nin Çin'den füze sistemi alımıyla ilgili Amerika'nın rahatsızlığını dile getiren Richard Yone, füzeleri üreten Çinli şirkete karşı Amerika'nın yaptırım kararını hatırlattı. Evet, bu ticari bir karar. Türkiye'nin doğal hakkı. Amerika'nın yaptırım uyguladığı bir şirketle işbirliğine girilmesi, savunma alanındaki Türkiye-Amerika işbirliğini etkileyecektir. Derin endişe duyuyoruz. Richard Yone, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmesiyle ilgili de muhalefet lideriyle elçinin buluşması doğaldır dedi.